DNA ve genetik tarihinin başlangıcı. Bilindiği gibi DNA terimi canlılardaki genetik malzemenin kısaltılmış ifadesidir. Genetik biliminin başlangıç tarihi ise Mendel isimli bilim adamının 1865 yılında hazırlamış olduğu genetik yasalarına dayanır. Bilim tarihi için bir dönüm noktasını oluşturan bu tarihte Kur'an'ın 18. suresi olan Kehf suresinin 65. ayetine işaret edilmektedir. Doğrusunu Allah bilir. D, N, A harflerinin yani Arapçada dal, nun, elif harflerinin Kur'an'da nerelerde yan yana geldiği incelendiği zaman en fazla Keyf suresinin 65. ayetinde geçtiği görülecektir. Bu ayette benzersiz bir şekilde D, N ve A harfleri ardı ardına tam 3 defa yan yana yer almaktadır. Kur'an'ın başka hiçbir yerinde DNA harfleri bu şekilde ardarda arda ve çok sayıda geçmez. DNA teriminin dikkat çekici bir şekilde yer aldığı bu ayetin numarası az önce ifade edildiği gibi 18 65'tir. Bu rakamlar genetik biliminin başlangıç yılı olan 1865 yılına dikkat çekmektedir ki bu rastlantı olarak değerlendirilemez. Çünkü Kur'an'da sadece 18 65 ayetinde DNA ardarda 3 defa geçmektedir. Bu işaret mucizevi niteliktedir. Çünkü DNA ismini bilim dünyası çok yakın sayılabilecek bir tarihte koymuştur. DNA ve genetik tarihin başlangıcı olan ve 1865 yılına işaret eden Kehf suresinde DNA toplam 7 defa tekrarlanırken RNA da 7 defa tekrar etmektedir. Bildiğiniz gibi RNA molekülü de DNA gibi genetik yapıyı oluşturan diğer bir moleküldür. Bu nedenle DNA ve RNA'nın özellikle bu surede eşit sayıda geçmesi moleküllere yüzyıllar önce Kur'an'da işaret edildiğinin ayrı bir kanıtıdır. Doğrusunu Allah bilir.